Fiilimsi konusunu çalışan bir öğrenci aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilimsileri bularak yanlarına yazmıştır. Doğru yazdığı her cevap için 5 puan alacak olan öğrencinin bu etkinlikten aldığı puan hangisidir? Bu konuyu bitirince cümlenin ögelerine geçeceğiz. Bitirince zarf fiildir. Öğrenci buradan 5 puan almıştır. 8. sınıfta diğer yıllara göre daha çok soru çözmeye başladım. Çözmeye isim fiildir. 5 puan da buradan almıştır. Bu yılın sonunda LGS'nin olması hepimizde bir heyecan oluşturuyor. Olması isim fiildir. Buradan puan alamamıştır. Deneme sınavlarındaki netlerim gittikçe yükseliyor. Gittikçe zarf fiildir. Buradan da puan alamamıştır. Kitap okumanın paragraf sorularının çözümünde faydası çok oluyor. Okumanın isim fiildir. 5 puan da buradan almıştır. Doğru cevap B şıkkı 15'tir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsiler verilen sıralamaya göre bulunmaktadır? A şıkkına bakalım. Tanıdığımız sıfat fiil, beslenmiş sıfat fiil, yukarıdaki sıralama bozuldu. B şıkkına bakıyoruz. Faydalanmak, isim fiil, sıralama bozuldu. C şıkkına bakalım. Verdiğimiz sıfat fiil, durması, isim fiil, projelendirmesi, isim fiil. Bu da doğru cevap olamaz. D şıkkı, dayandığı sıfat fiil, açıklamaya, isim fiil, ayırıp, zarf fiil, yazmak, isim fiil. Doğru cevap D şıkkıdır. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Karışır kelimesi çekimli fiildir. Gelip kelimesi zarf fiildir. Durması isim fiildir. Doğru cevap C şıkkıdır. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı tür fiilimsi yer almamaktadır? İlk cümlede edinmek isim fiildir. İkinci cümlede başarmak isim fiildir. Üçüncü cümlede konuşurken zarf fiildir. Ve olduğunuzu sıfat fiildir. Dördüncü cümlede vermeniz isim fiildir olarak zarf fiildir. Bakalım A şıkkı 1 ve 2. İkisinde de isim fiil var. B şıkkı 1 ve 4. İkisinde de isim fiil var. C şıkkı 2 ve 3. 2'de isim fiil var. 3'te zarf fiil ve sıfat fiil var. Doğru cevap C şıkkıdır. D'ye de bakalım. 3 ve 4. 3'te de zarf fiil var. 4'te de zarf fiil var. Doğru cevap C şıkkıdır. Verilen bu metinlerle ilgili olarak yapılan açıklamalardan hangileri doğrudur? Her iki metinde de zarf fiil yoktur. Evet arkadaşlar, yoktur. Hemen şöyle fiilimsilere hızlıca bakalım. Ölmez sıfat fiil, veren sıfat fiil, gitti sıfat fiil, etmek isim fiil. İkinci metne bakalım. Eden sıfat fiil, yetiştiren sıfat fiil, kurmamız isim fiil, harcayacak sıfat fiil. İki, metinlerde yer alan sıfat fiil sayıları eşittir. Hemen sayalım. İlk metinde 1, 2, 3. İkinci metinde 1, 2, 3. Bu bilgi de doğru. 3, metinlerin ikisinde de adlaşmış sıfat fiil vardır. Hayır, fiilimsilerin, daha doğrusu sıfat fiillerin hiçbiri adlaşmış sıfat fiil değildir. 4. İki metinde de bir tamlama içinde yer alan isim fiile yer verilmiştir. İki metinde de birer tane isim fiil vardır ama ikisi de tamlama içinde
kullanılmamıştır. Hangileri doğrudur diye sorulmuştu. Doğru cevap 1 ve 2 A şıkkı. Bu cümledeki fiilimsinin Türkçe özdeşi hangisinde yer almaktadır? Bu cümlede kanatlandığında kelimesi zaman bildiren bir zarf fiildir. A şıkkında zarf fiil yoktur. Olmak kelimesi ve yemek kelimesi isim fiildir. B şıkkında yine zarf fiil yok. Aşmanın ve bulunmak kelimesi isim fiildir. C şıkkında anlayacağı kelimesi ve bulana kelimesi sıfat fiildir. D şıkkında değiştirmeden bir zarf fiildir. Doğru cevap D şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı, bir numaralı cümlede zaman bildiren bir zarf fiil kullanılmıştır. Güzel sözlerin, nitelikli ifadelerin ayağa düştüğü şu zaman, dili yeniden diriltme zamanıdır. Arkadaşlar ilk cümlede zarf fiil yoktur. Düştüğü sıfat fiildir, diriltme isim fiildir. A şıkkında verilen bilgi yanlıştır. B şıkkı cümlelerin tamamında en az bir adet fiilimsiye yer verilmiştir. Bir de fiilimsi bulmuştuk. İkinci cümlede istediği kelimesi sıfat fiildir. Üçüncü cümlede Türkçeleşmiş kelimesi sıfat fiildir. Bırakmamız isim fiildir. Dördüncü cümlede kullanış isim fiildir. Evet. Hepsinde fiilimsi var. C şıkkı 2 numaralı cümlede diğerlerinden daha çok fiilimsi yer almaktadır. Hayır. 1 numaralı da 2 adet fiilimsi varken 2 numaralı cümlede 1 adet fiilimsi var. D şıkkı 3 ve 4 numaralı cümlelerde sıfat tamlaması oluşturan sıfat fiiller vardır. 3 ve 4. 3 de vardır evet. Türkçeleşmiş sözcükler bir sıfat tamlamasıdır ama ikinci bahsettiği 4 numaralı cümlede hiç sıfat fiil kullanılmamış. O zaman sıfat tamlamasından da söz edemeyiz. Doğru cevap B şıkkıdır.